Adayı seviyorum. Hem her şeyden kaçabiliyorum hem de kaçtığım şeyleri uzaktan görüyorum. Oturalım mı şuraya? Hadi. Hoş geldiniz. Ne hazırlarsınız? Merhaba. İki tane Türk kahvesi aldım. Sade olsun. Tamam. İstanbul'a dönünce... Döndüğümüzde önce bir evimiz olacak. Sonra o ev yuvamız olacak. Mezun olduğumuzda da hemen kendimize bir mekan açacağız. Biz birlikte mi çalışacağız? Niye? Benim karım burslu işletmeci değil mi? Şimdilik öyleyim. Bursu alırlar elimden herhalde. Hem mekan senin, sermaye senin. Ben patronu kale aldığını çekemem ya. Yani. Teşekkürler. Emir, şu halimize bak. Hayal kuruyoruz. Geleceğimizi planlıyoruz. Hiçbir şey saklamamak ne kadar büyük güçmüş. İlk defa bu kadar özgür hissediyorum. Bundan sonra her şey daha iyi gidecek. Biliyorum. R. R kim Emir? Hatırlayamadım, bilmedim. E niye açmadın? Hem neyin R'si o? Aa, suratın haline bak. Bir şey sordum diye ödün koptu. Aman iyi. Merak etme, bir kadın olduğunu düşünsen böyle davranmazdın. Canım sen otur çay söyle, ben de geliyorum. Nereye? Bir işim var, geleceğim. Önce geldiğimizde yaz sonuydu, hava daha sıcaktı. Bütün korkularıma rağmen çok mutluydum. Şimdi? Şimdi sadece mutluyum. Artık korkular yok. Soru işaretleri yok. Önümüze ne gelirse birlikte yaşayacağımızı biliyorum. Gel. Gel. Bu sefer öyle çok
Bakamadım, seçemedim. Karşıma çıktı, ben de beğendim, aldım. Ben de bunu aldım. Tezgahta gördüm bugün. Yani öylesine bir yüzük ama... Sen takınca bir anlamı olacak. Hadi o zaman. Tek başıma geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Seni çok seviyorum. Avuçlarında sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. İz kalmış. Bütün boşver. Feda edilir. Senin uğruna. Sevdalı gülüşün. Sabah oluyor. Sevdalı gülüşünle yüreğimde dağlar devrilir. Bütün farklı görünüyor muyum? Yani farklı hissediyorum da. Bu sabah her şeyden çok farklı. E hadi günü kaçırmayalım o zaman. Sen hep böyle güzel mi bakıyordun? Sen hep böyle güzel mi gülüyordun? Hadi çıkalım. Thank you.
Deniz taksi aramam lazım da telefonu hiç açmak istemiyorum. Vapurla gidelim mi? Aa, sen hiç vapura bindin mi? Bindim tabii Feriha. Aydan mı geldin ben? Ne zaman bindin en son? Hatırlamıyorum ama bindim. Ya, iyi hadi benden. Feriha, benim sana bir şey söylemem lazım. Bunun arkasından iyi bir şey gelmeyecek belli. Söylemek zorundayım. Emir, yarın söyle. Lütfen. Bugün hiçbir şey bozmasın. Bugün hiçbir şey bozmasın. Koraylara gidelim istiyorsan. Yok. Şu ev işini halledelim de. Ulaşamadım. Telefonun kapalıydı. Ben Rüya. R. R kim Emir? Hatırlayamadım, bilmiyorum. Rüya. R. Ben Emir'in eşiyim. Eşi mi? Ben bilmiyordum. Çok özür dilerim, hiç gelmemeliydim. Emir? Ne oluyor? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Ne demek bu? Gerçekten üzgünüm. Evli olduğunu bilmiyordum. Ne demek bu? Gel. Emir, ne demek bu? Ben buraya sorun çıkarmaya gelmedim. Bunu görmek isteyeceğini düşündüm. Bebeğimizin ultrasonu. Bebeğiniz? Üzgünüm. Bildiğinizi sanıyordum. Bebeğiniz. Kapıcı kızının parmağında kocaman bir pırlanta var anne. O cüzdanını örtmeye yeter mi sanıyorsun? Yetmez tabii. Ne oldu, sen onu anlat bakalım. Sanırım gazetedeki haberi görmemişler. Karısının hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama artık haberi var değil mi? Artık var. Güzel.
Ne zamandır biliyordun? Ne zaman söyleyecektin bana? Çocuk doğunca mı? Ben o gece o kızı görmüştüm. Nasıl unutmak istediysem unutmuşum yüzünü. Duyuyor musun beni? Baksana yüzüme. Niye bakamıyorsun? O gece bakabiliyordun ama. Feriha bak dinle. Sen beni dinle. Ne zamandır biliyorsun? Daha evindeyken biliyor muydun mesela? Evlenirken biliyor muydun? Hayır, sadece birkaç gün oldu. Birkaç gün. Adadayken biliyordun yani. Bana dokunurken biliyordun. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Onu karşımda görünce neye uğradığımı şaşırdım. Niye şaşırdın? Niye şaşırıyorsun? Birlikte olmadınız mı? Böyle bir ihtimalin olduğunu bilmiyor musun sen? Bak, o gece ne yaptığımı bilmiyordum. Biliyordun. Bal gibi biliyordun. Benden intikam almaya çalışıyordun başka bir kadınla. Ya çok üzgünüm. Ne diyebilirim ki? Tek bir gece saçmaladım işte. Saçmalamasaydın. Başka bir kadınla intikam almasaydın benden. Ben sana baktığımda o kadını görmemek için kendimle kavga ettim. Ben senin başka birine dokunduğunu unutmak için kendimle kavga ettim. Özür dilerim. Feriha, gerçekten çok özür dilerim. Özür dileme benden. Dur. Ne yapma? Emir, yalnız kalmam lazım. Tamam, yalnız kalacaksın. Ben çıkıyorum. Tamam. Ne zaman değiştirdin odayı? Adadayken telefonla hallettim. Ya nasıl taşınacağız diye diğer odalara dokunmadım. Oranın eşyalarını beraber seçeriz. Ama burası değişmeli diye düşündüm. Keşke olanları değiştirmek de bu kadar kolay olsa. Sen her şeyi düzeltmeye çalışıyordun. Ailenle konuşabilmek için cesaret arıyordun. O kadar umutluydun ki. Ben de öyle karşına geçip belki baba olabilirim diyemedim. Ya bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bunu bilmek hiçbir işime yaramıyor şu an. Kendime çok kızgınım. Her şey DNA testiyle belli olacak. Ve kurtulacağız bundan. Emin misin? Aradan 5 ay geçtikten sonra karşıma çıkıp hamileyim diyen bir kadına nasıl inanayım? Yalan söylüyor. Ama şimdi ne fark eder ki? Benden değil deyip kestirip atamazken ne fark eder? Hiç yaşanmaması gereken anlamsız bir gecenin bedelini ödüyoruz. Çok üzgünüm. Bu çok ağır, biliyorum. Seni nasıl yıktığımı da görüyorum.
Ama bunu aşabileceğimize inanmak zorundayız. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı, içimdeki bu öfkeyle nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Ama bu sefer tek bir hatamız bütün doğrularımızı götürsün istemiyorum. Aşkım. Mutfağa baktım kahvaltı hazırlayayım diye ama bulamadım bir şey. Boş ver şimdi dolabı. Hadi giyin de dışarıda ederiz kahvaltıyı. Sonra okula gideriz, oradan emlakçı halledelim. O zaman çabuk çıkalım. Çünkü servis saati başlayacak, babamlarla karşılaşmayalım.